İmek Akdeniz Ticaret Odası Kasım ayı olan meclis toplantısı Cengiz Kaptanoğlu'nun ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Faruk Ürkmez başkanlığında DTO'nun Fındıklı'daki merkezinde gerçekleşti. Toplantıya GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mengi ve GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür katıldı. Toplantı DTO Ekim ayı nizam ve hesaplarının meclis üyelerine sunulmasıyla başladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkava'nın Ekim ayı faaliyetleriyle ilgili yaptığı sunumun ardından söz alan DTO Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Kıran'ın Zeytinburnu Liman İşletmelerinin %7'lik hissesinin DTO'ya devriyle ilgili asgari iki değerlendirme kuruluşundan destek alınması gerektiğini söyledi. Burada önemli olan bu bedelin satış bedelinin tespiti. Satış bedelinin tespiti için de kanunlar ilgili ana sözleşmesi şirketin asgari iki uluslararası ülkede, 20 ülkede konuşlanmış değerlendirme kuruluşundan değer tespiti yapılmasını söylüyor. Bu tespitin yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak ve kayda geçmek için söz aldım. Teşekkür ederim. Toplantıda söz alan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin son yıllarda son derece önemli gelişme kaydettiğini vurguladı. 2018 yılı için genel öngörümüz, denizcilik sektörünün dünya ölçeğinde krizden çıkmasına bağlı olmakla birlikte 2008'de başlayan ve bir hayli uzun süren olumsuz sürecin sonlarına geldiğimizi değerlendirmekteyiz. Ülkemizin zor şartlardan geçtiği bu dönemde izninizle Ulu Önder Atatürk'ümüzün ekonomi alanında söylemiş olduğu şu veciz sözleri sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biz diyor Atatürk, Batı emperyalistlerine karşı kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin kuvvetleri ve bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme araç yapmak istemelerine engel oluyoruz. Bu suretle bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz. Yine bir başka söyleminde, kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur demiştir. Kostar Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakırsa, piyasalardaki navlu meselesinin uzun zamandır konuşulmadığının altını çizdi. Uzun zamandır bu kürsüden piyasalarla ilgili, navlularla ilgili pek gündem oluşmadı, dikkate alınmadı. Şimdi malumunuz hepiniz, bu genel kültür bilgisi, genel olarak piyasalarda bir navlun baharı dediğimiz bir durum yaşanmaktadır. 2008 kriz sonrası zaman zaman endeksler yükseldi, azaldı. Bazıları biraz uzun sürdü, bazıları kısa süre. Belli tonajlarda iyi oldu, belli tonajlarda kötü oldu. Ama geldiğimiz noktada son çeyrek ve 3-4 aydır özellikle Kuruyük ve daha da özelinde bölgedeki Koster tonajı ve daha da Koster tonajı içinde Neyi sınıfı gemiler en iyi olduğu bir süreç yaşamaktayız. Toplantı sonunda söz alan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, geçtiğimiz meclis toplantısında konuşma süresinin uzun olmasına yönelik eleştiri yapan üyelere seslendi. Ayda 4 saat ya, ayda 4 saat, 3 saat. Ben şimdi normal zaten, normal prosedürel işte Bülent Bey'in ve sadece yarım saati bir peşref şeyi var, fastımız var. Şimdi onu da çıkardığımız zaman, yani normal belli şeyler prosedürü olarak oylamak zorunda olduğumuz belli yükümlülüklerimiz var. Ama şimdi ya bir kere, ayda bir kere yapmış olduğumuz mecliste, burada şimdi güzel ordino tartışmasını yaptık. Şimdi benim söyleyeceklerim var, zaman doldu diye söylemeyeyim mi?